Doğu Türkistan özgürlük. Şimdi herkes ne diyeceğimi biliyordur herhalde. Çin'de büyük olaylar oluyor. Çin'de ateşini aslında Urumçi'de başlayan bir yangın fitilledi. Fitil ateşledi. Ama alışık olmadığımız gibi, ya daha doğrusu alışık olmadığımız bir şekilde bu sefer tüm Çinliler ayaklandı. Yani çok sayıda Çinli ayaklandı. Şuradan bir başlasam aslında daha doğru olacak. Çin'de koronavirüs yüzünden insanları evlerine kapattılar tekrar. Sıfır vaka politikası uyguladıkları için. Evlerine kapattıkları insanların içinde Çinliler de var, Türkler de var. Yani Doğu Türkistan'da da yapıyorlar bunu. Çinliler olduğu bölgelerde de yapıyorlar. Ve çok sayıda insan açlıktan ölüyor. Gerçekten de Çinliler de ölüyor. İnsanları barikatlarla resmen kapatıyorlar. Evden çıkmasını tamamen yasaklıyorlar. Yemek yok, hiçbir şey yok. İnsanlar ölüyor. İnsanlar artık stresten patlıyor. Psikolojileri bozuldu. Ve bunlar da biliyorsunuz kaç milyon insan olduğunu. Hatta milyar olduğunu yani. Kaç mı? Bir milyar, bir buçuk milyar mı Çinliler? Yani çok fazla insan oldukları için de bunlardaki şehirler bizdeki gibi değil. Çok büyük şehirler oluyor. Siz düşünün ki o kadar milyonlarca insanı kapatıyorsunuz içeri. Ve sonunda da Urumçi'de yani Doğu Türkistan'da büyük bir binada herhalde yangın çıktı. Ve orada da yine kapattılar her tarafı. İnsanlar yandı, kül oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bunlar da Uygur Türk'üydü. İster Çinli ister Türk fark etmez. Böyle öldürülen insanlara hepsine Allah rahmet eylesin. Ve bunu Çin hükümeti yaptı tekrar yine. Yine her zaman gibi. Ama bu sefer bir fark var. Bu kez Çinliler de ayaklandı dediğimiz gibi. Ve şu anda her tarafta Çin'de ayaklanmalar var. Çin, Çin bunu bastıramıyor. Çin hatta korkuyor. Çünkü böyle bir ayaklanma yani olmamıştı. Bunu bastırmak için bir şey. Ne yaparsa yapsınlar daha da büyüyecek. Öyle gözüküyor. O yüzden şu an Çin ne yapacağını şaşırdı. Hatta yeni bir virüs bir şey uyduruluyor galiba şu aralar yine. Yeni bir şey varmış gibisine yapıyorlar. Galiba yine virüsle olan insanları korkutmak istiyorlar. Çünkü şimdi buradan başka bir yere değineceğim kısa bir şekilde. Bu virüs konusunda da şu var. İnsanları siz korkutursanız, psikolojisini bozarsanız insanların, insan vücudu öyle işliyor. Korku, psikoloji bozukluğu, stres ister istemez daha da vücudun direncinin zayıflamasına yol açıyor. Siz insanları korkutursanız böyle çok pis bir şey var. Herkes bu ayakta yürürken düşüyor, yok suda olmadığı halde boğularak ölüyorlar. Falan böyle oluyor, şöyle oluyor. Bayağı abartırsanız en küçük bir virüs bile insanları öldürür. O yüzden Çin şu an yine bir uydurma peşinde. Yani tamam koronavirüs uydurma demiyorum. Bir virüs var doğrudur ama çok abartıldı benim görüşüm. Ve insanlar korkutularak isterseniz bünyeleri zayıf düşürüldü. Tüm bünyede bunu öyle bir yükselttiler ki herkes korkudan cidden man bana vurması diye korkudan ne yapacağını şaşırdı. Vuranlar da o yüzden ölenler de oldu. Ve bu sayede çok milyarlarca para yaptılar aşılardan. Hatta Almanya'da son birkaç şey araştırma yayınlandı. Aşılar yüzünden ki ölümler ve aşılar yüzünden ki hastalıklar, kalıcı hastalıklar belki de koronavirüsten koronavirüsün insanlara baktığı kalıcı hastalıklar veya ölümlerden daha fazla. Yani bıraksaydılar hiçbir şey stres yapmadan bir yeni bir virüs çıtırasaydılar. Belki de çok daha az insan ölecekti. İnsanları korkutmadıkları için. Ve belki de daha az kalıcı hastalıklar oluşacaktı. Ama bunlara vardır bir şey. Ne planlıyor biz bilemiyoruz. Şimdi yeniden bir şey uydurmaya peşindeler. Belki de şu anda bu ayaklanmaları durduramadıkları için yeniden bir şey uydurup da bu insanları korku salıp da belki şu anda ayaklanmaların önünü kesmeye çalışabilirler. Bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. Çin, Doğu Türkistan'daki uyguladığı soykırım, vahşet, o insanları öldürmesi ve Çinlileri de buna kullanarak yapması belki de bundan sonra bugüne kadar geldiği gibi işlemeyecek bundan sonra. Çünkü Çinliler bütün Çin'de nerede yürüyüş yaparsa, nerede miting yaparsa, nerede protesto yaparsa da bu Urumçi katliamını anarak yapıyorlar. Bundan başlıyorlar. Ve orada ölenler Uygur Türk'ü dediğimiz gibi Çinliler aslında onları önemsemezdi daha önceden olsa. Demek ki her şeyde göründüğü gibi değil. Çünkü biz şunu belirtmiştik. Doğu Türkistan'a yerleştirilen Çinliler hep hapsane kaçağı, pislikler, aslında hapse girmesi gerekenler. Bunlara bu şey gibi veriliyor daha çok. Özgürlüğe bir bilet gibi. Ya Doğu Türkistan'a gidersin ya da hapse gidersin gibisine. Onun için orayı dolduruyorlar kötü Çinlilerle. Çünkü hiçbir millet topyekun kötü değildir. Bunu her zaman dedik. Hep iyileri tenzih ederiz. Ve bana öyle geliyor ki biz hep o kötü Çinlileri gördük. Kötü Çinlileri gördüğümüz için de biz de hep istediğimiz bütün Çin'e saldırdık. Aslında Çin'de bir şey var. Hükümet
o pis hükümet, o komünist hükümet, bir de onun topladığı o pislik Çinliler. Nasıl diyeceksiniz ki 1,5 milyar mı artık, ne kadarsa bunlar. İçinde tabii ki çokça pislik çıkar. Bizim 80 milyon ülkemizde de az pislik yok. Yani böyle bakmak lazım. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz yani. O yüzden onu belirtmek istedim şu an. O yüzden şu an bu Çinlilere teşekkür ediyorum. Urumçi'yi de unutmadıkları için. Ve bu Çinlilerin ayaklanmasını da ben destekliyorum. Bunu Çin hükümeti şu anda hiç beğenmiyor, bu yaşananları. Korkudan ne yapacağını şaşırdılar. Bunları zorla sustursak olmaz düşünüyorlar. Ne bileyim, bıraksak olmaz düşünüyorlar. Çünkü bu ayaklanmalar gittikçe büyüyecek. Çünkü Çin'de gerçekten herkesin kısıtlamaları var hayatlarında. Yani Çin'de Doğu Türkistan'daki Türkler Uygurlar öldürülüyordu, doğru, ama Çinlerin de hayatında çok kısıtlamalar getiriliyor. Her şey yasak. Ya düşünün, bu ülke yasaklar ülkesi gibi bir şey. Yani gösterilenler çok şey, ama bakın biz bundan kaç sene önceydi? Bilmiyorum vallahi, ama 15 sene önce miydi artık? Ne zamandı? Tam emin değilim şu an, ama Çin olimpiyatlarının düzenleneceği zamanda biz bunu dedik. Ben o zaman siyasete girmiştim bir ara. Yani daha doğrusu 21 yaşına girmiştim, ama sonra bu ne zaman oldu bilmiyorum. 25 yaşından mıydım o zaman? 21 yaşından mıydım bilmiyorum. Yani 15 sene önce mi? 10 sene önce mi? Tam emin değilim. Ben o zaman demiştim ki Türkiye Çin olimpiyatlarını protesto etsin ve Uygur Türklerine sahip çıkalım. O zaman da bir kitap yayınlamıştık. Biz, Murat Yatağanbaba var. Bir partinin denizci başkanlığını yapıyordu. Beni de o zaman burada Türk Devletleri Çalışma Kulübü Başkanı olarak atadı. Ben burada Türk Devletleri Çalışma Kulübü Başkanlığı yapıyordum. Ve beraber bir kitap yazdık. Haberin var mı? Irktaşlarımız ve dindaşlarımız diye bir kitap yazdık. Daha doğrusu o yazdı. Benim açıklamalarımdan, o zaman çünkü ben açıklamaları yayınlıyordum. Ben yazıyordum, ona gönderiyordum. Bu bunları yayınlıyordu. Böyle bir kitap yazdık. O zaman herkes bana, ya o senin ne işin var Çinlilerle, yok şöyle yok böyle, dalga, kimsenin umurunda değildi. Uygur kimse bilmezdi. Onları Çinli olarak görürdüler. O zaman biz dediğimizde işte Çinli olimpiyatları protesto edelim. Kimse takmadı. Başka konularda olduğu gibi. Burada da haklı çıktık ve burada da bir zaman sonra bizi dediğimize geldi insanlar. Gördünüz, Türkiye'de de Uygurlara sahip çıkmalar, Doğu Türkistan için bir şeyler yapılmalar falan dediğimiz noktaya gelindi demişken, ne hikmetse şu anda yine bizi çok üzen bir olay oldu. Sondu Çin'de Çinlilerin bile ayaklanması, oradaki Uygurlara sahip çıkması yaşanırken, Türkiye'de Çin konsolosluğuna galiba giden Uygur Türkleri Türk polis engeliyle karşılaştı ve orada onların çok sivil polis miydiler artık bilmiyorum, ama içinde olan insanlar ve polisler de dahil, onlar da şeyler yaptı. Tam olarak kimin ki kim olduğunu bilmiyorum. Videolar internette var, isteyen bakabilir. Bu Uygurlara saldırdılar. Sizin hepinizi buradan süreceğiz falan filan demişler. Orayı ben duymadım ama eşim az önce dedi. O da izlemiş çünkü. Benim ama duyduğum, yine onlara kötü, çok kötü şeyler diyordular. Eğer bunlar doğruysa vay bizim halimize. Ben de onlardan birisiyim. Türkiye'ye kadar 15 milyon mültecinin Türkiye'den gitmesi gerektiğini savunuyorum ben de. Çünkü böyle kısa bir süre içinde, 10 sene içinde bu kadar büyük bir göçün olması çok büyük bir tehlikedir. Tarih bunu diyor, biz demiyoruz. Tarihe baktığınız zaman böyle bir göç felaketle sonuçlanır. Kimliğiniz yok olur. 15-20 sene sonra siz azınlığa düşersiniz. Yani her anlamda çok kötü olur ki bizim coğrafyamız çok önemli bir coğrafya. Biz dünyanın kalbindeyiz. Dünyanın en önemli coğrafyasındayız. Tüm kıtaları birleştiren coğrafyadayız biz. Zaten her tarafımız düşmanla dolu. O yüzden Türk kimliğini kaybetmemiz, nasıl ki Osmanlı Türk kimliğini kaybetti. Son 300 yılı, son 400 yılı felaket oldu ve Osmanlı bitti, battı. Bizde öyle bir noktaya getirmek isteyenler var. Buna engel olmamız lazım. Şimdi kalkıp Arapları, ama biz bunları göndermeyeceğiz, biz bunları tutacağız, biz bunlara bakacağız diyenler, 100 milyar dolardan fazla para bunlara harcayanlar, bir zamanda duymuştuk 300 Uygur'u bilene Türkiye'ye getirmeye çabalamadılar. 300 Uygur'u Türkiye'de tutmak istemediler. 300 Uygur'a Türkiye'de ev bulamadılar. Türkmenler de buna içindedir. Yani Türklere ne hikmetse ki sıra geldi mi bazı şeyler olmuyordu, ama bu kadarını beklemiyordum ben. Şimdi çünkü Uygur ne yazık ki, bize öyle bakmıyoruz ama Türkiye'de öyle bakanlar var. Şov amacı kullananlar çok. Biz dediğimiz gibi bunu kimse bilmeden söyleyenlerdeniz. İsterseniz internetten araştırın. Serdar Bayram yazın, Doğu Türkistan yazın, Murat Yatağan bu yazın, görürsünüz. Haberin var mı kitabımız da ortada. Haberin var mı dindaşlarımız ve arkadaşlarımız. Girin bakın. Biz bunu hep söyledik. Biz de dalga geçildiğine söyledik. Hatta burada Frankfurt'ta bir tane taklamakan Uygur restoranı var. Oraya da giderdim. Benim arkadaş var orada, Muradil diye. Ondan da görüştüm. Burada çok Uygur'la tanıştım. Münih'te burada çok Uygur da var. O zamanları biz çok elimize gelen yaptık ama hiç hoş karşılanmadık. Sonradan şov amaçlı kullanıldı bu. Dedik neyse, yeter ki konuşsunlar.
Ama şimdi yine görüyoruz ki Çinlilerin bile şu an Çin'de sahip çıktığı şeye bizim Türkiye'deki Türkler hala sahip çıkmıyor. Devlet sahip çıkmıyor. Bu Uygurlara terörist muamelesi yapılıyor. Sizi buradan süreceğiz deniliyor. Arapları zorla tutuyoruz. Adamlar 10 milyondan fazla olmuş. Ama çocuk doğumları da bizden 5 kat fazla. Ama 300 tane Uygur'u, 1000 tane Uygur'u, belki de 500 bin Uygur'u tutamıyoruz. Sizi süreceğiz diyoruz. Uygurlar bizim atalarımızın çocukları. Bizim geldiğimiz yer Doğu Türkistan, Karahanlı döneminde Sadık Burhan olmasa da Müslümanlığı ilk kabul eden hükümdar, yani ilk Türkler, Müslümanlar için ilk Türklerin olduğu devlet, Karahanlı Devleti ve bugün Doğu Türkistan orası. Tamam, Uygurların bize karşı ayaklanmaları da oldu. Diğer Türk devletlere karşı, artık Göktürk Devleti'ne miydi? Tam olarak bilmiyorum, şunu hatırlamıyorum ama yanlış şey demek istemiyorum. Onlar da oldu. Bizim Türkler arasında ne yazık ki çok şey oldu. Görüyorsunuz Türkiye'nin kısacık bir tarihine bakın. Cumhuriyet tarihine. Burada bile ne büyük savaşlar var karşı karşıya. Bir de büyük tarihe bakın. Nasıl ki Timur'la Beyazıt savaştı. Timur, Özbekistan'daki büyük Türk. Çok mükemmel bir insan. Osmanlı'daki Beyazıt'la savaştılar. İkisi de bizim aslında ama savaştılar. O savaşta Türk milletinin, Türk devletlerinin belki de en büyük hatasıdır belki de. Ne yazık ki. O zaman çünkü biz Osmanlı Avrupa'ya ilerliyordu. Timur da Rusya'ya. Timur Rusya'da çok güçlüydü. Osmanlı Avrupa'da. Ve biz bu savaş yüzünden, Timur kazandı bu savaşı. Ankara'ya kadar gitti. Kazandı ama ne yazık ki Osmanlı da Timur da zayıfladılar. Timur'un devleti Rusya'dan çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı da Avrupa'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu bizim tarihimizde de çok büyük bir yanlış oldu. Ve hala biz bu yanlışlar üstünde duruyoruz. Hala saçma sapan görüşlerimiz yüzünden, farklı görüşler yüzünden birbirimize giriyoruz. Yapabilecek en büyük yanlış bu. O yüzden biz Türk kimliğimize sımsıkı sarılmamız lazım. Bu bir, en önemlisi. Türk kimliğine sahip çıkıp tüm Türk milletine, tüm Türklere sahip çıkmamız lazım. Ne olursa olsun. Çoğumuz Müslüman olduğumuz için, dinimiz İslam olduğu için dinimize de sarılmamız lazım. Ama dini İslam olmayan Türklere de karşı çıkmamamız lazım. Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Bunlar da bizim için diğer dünyadan için bir köprü olması gerekiyor. Çünkü bizim Türk olmamız ve tek Tanrı'ya inanmamız yeterlidir. Tabii Müslüman olan da benim için, sonuçta ben de Müslüman olduğum için, ister Alevi ister Sünni fark etmez. Bizim için daha doğru bir şey tabii ki. Ama öbürü derse ki benim için Hristiyanlık olur. Ona da kimse karışamaz. Çünkü bizim dinimize zorlamak yoktur. Peygamber Efendimiz de sadece bir tebliğciydi. O da kimseyi zorlamadı. Sadece dedi, tebliğ etti, anlattı. Biz de ancak onu yapabiliriz. Yani bizim İslam görüşümüz Kur'an'daki İslam görüşüdür. Biz dinimiz İslam'dır. Biz kimseyi hiçbir şeyden zorlamayız. Bizde öyle bir şey yoktur. Bu yanlıştır. Onun için Araplaşmaktan da tamamen korkarız. Biz Araplaşmak istemeyiz. O yüzden bu hataları da belirtmek istedim. Uygurlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu Türkiye'de yapılan çok büyük bir yanlış. Çok büyük. Bu polisler derhal açığa alınması lazım. Hükümet bunlara el atması lazım bu konulara. Ve Çin'e şu anda bizim baskı yapmamız lazım. Çinlik değilse ne zaman? O zaman dediğimiz yapılmadı olimpiyatlarda. Onun üstüne kaç bin tane Uygur öldürüldü. Şehit edildi. Kaçı tecavüz edildi. Kaçı kayboldu. Orada çocuk internette izledim, ağlıyor. Annemden diyor, kardeşlerimden diyor, yardımcılarımdan diyor. Bir hafta önce konuştum diyor, gördüm diyor. Şimdi bir internet sayfasında cesetlerini gördüm diyor. Ya adam diyor, cesetlerini gördüm diyor annesinin. Yani bu durumlar, siz kendinizi bir düşünün. 10 gün önce yine konuşuyorsunuz, sonra cesetini tesadüfen bir sitede görüyorsunuz. Çinliler öldürmüş, yani hükümet. Ve şu anda da niye tam zamanı? Çünkü Çinliler dayaklanmış. Korona bahanesinde Çinliler de çünkü katlediliyor. Sadece Uygurlar değil. Şimdi zamanıdır. Ayaklanın artık. Bu Çin'e bir dur deyin. Bakın 2020 Aralık ayında 21 Aralık olması lazım. Sahip Kıran gerçekleşti ve 1000 yıllık bir döngü tamamlandı. Bakın Sahip Kıran demek Satürn'le Jüpiter'in kavuşumu diyorlar buna. Ben buna Türkistan'ın Anadolu'nun kavuşumu diyorum. Bunun için de videolar yaptım ben. Bu aslında, bakın, sahip kıran ya bir büyük bir lidere, büyük bir değişime, ya büyük bir birliğe ya da büyük bir yeniliğe işarettir hep. Sahip kıran Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğumundan sonra mı? Doğumdan önce bilmiyorum, sahip kıran olmuştu. Ve bunu o zaman Peygamber Efendimiz'in peygamber olduktan sonra İslam'ın yükselişine yoğurmuştu din adamları o zaman. Başka sahip kıran Timur. Timurlek de sahip kırandı. O da sahip kıran sonra doğmuştu. Ben aynı gün, tam oraları şu an bilmiyorum. Detaya şimdi girmeyeceğim. Onlara başka videoları da paylaştık veya paylaşırız. Ama sahip kıran şimdiye kadar büyük
Mesela kimisi Cengiz Han'da da galiba sahipler olmuştu diyor. Tam olarak şey bilmiyorum ama Peygamber Efendimiz'den Timur'u kesinlikle biliyorum. Her yerde okuyabilirsiniz. Büyük liderlere işaret etmiştir. Bir de İslam'ın doğuşuna, İslam'ın büyük tüm dünya yayılışına işaret etmiştir. Şimdilik de sahip kıran, gördüğünüz gibi 2020'de oldu diyoruz. Bütün dünya ne kabul ediyor? Gerçekten bunu herkes kabul ediyor. Artık diyorlar Avrupa, kapitalizm, Amerika, Batı hepsi çökecek. Çökecek mecbur ve herkes doğuya bakıyor. Ama herkes yanlış bakarak Çin'e bakıyor. Çin'in çünkü şu anda çok güçlü geliyor diye Çin. Bayağı güçleniyor diye herkes diyor tamam Çin'in devri başladı diye herkes baktı. Aslında öyle değil. Evet Batı, Amerika, Avrupa bütün hepsi iflas bayrağını çekecek. Avrupa Birliği de yıkılacak zamanı geldiğinde. Bazı şeyler değişecek ve Orta Asya'da aslında da Türkistan'da yeni bir güneş doğacak. Ve bu güneş aslında Atatürk'ün de işaret ettiği gibi, işte Atatürk'ün de ne kadar büyük bir insan olduğunu buradan göreyim tekrar. Atatürk'ün işaret ettiği gibi büyük Türk birliğidir. 2023 işareti Türkiye'nin 100. yılı Cumhuriyetimizin ve 2023 dediğimiz gibi sahip kıranın üstüne geliyor bunlar. Çok şey değişti, daha da çok şey değişecek. Sahip kıran bu sefer bir yeni birliğin işaretidir. Dünyaya barışın gelmesinin işaretidir. Aynı zamanda da dünyaya gerçek İslam'ın tanıtılmasının işaretidir bence. Ve belki de yeni bir liderle beraber de gelir. Onu Allah bilir. Çünkü şu anda bir lider yok ne yazık ki. Başta yok daha doğrusu. Yoksa liderlerimiz var. Çok büyük insanlarımız var, devlet adamlarımız var ama bunlara halkımız şans vermesi lazım. Ben sahip kuranın Türk birliği olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Bunu da Rusya'nın şu andaki haline bakın. Bak 5 sene önce, 10 sene önce bunu denlerdi. Bunları deseniz kimse inanmazdı. Ruslar şu anda rezil Ruslar oldu. Ruslar berbat durumda. Bir Ukrayna'dan çıkamadılar. Rusya'nın içinde Rusya bir federasyondur ve 40-50 devletten biri oluşur. Ve bunların en az yarısı da Türk devletidir. Türk devletidir. Türkler yaşıyor burada hala. Bırak bakmayın Çeçenler onlar için savaştığına. Çeçenler de ilk fırsatta Rusya'ya vurmaya bekliyordur. Emin olabilirsiniz. Baştaki kadronun ne yaptığını ben bilemem ama. Ama yani emin olun ki Rusya böyle bir fitil bekliyor patlamak üzere. Çin'in de şu an durumu ortada. Zaten Çin'in durumu ortadaydı. Çin de şu anda hiç beklemedik bir şekilde ayaklamalar var. Bu da Doğu Türkistan'ın işine yarayacak. Şöyle de bakabilirsiniz. Tövbe haşa derler ki haşa Tanrı'nın eli Sibirya'nın üstündeyken dolmuş kalmış ve her şeyi oraya bırakmış derler. Sibirya çok zengin. Aşırı zenginlik var. Hep Türklerin bölgesi. Çin'de de Doğu Türkistan'da daha çok. Ya Çin'in madenlerinin %80'i Doğu Türkistan'da var. Ve Uygurlar çalışıyor madenlerde. Ve Türkiye'deki gibi de maden kazaları da gerçekleşmiş. Onu da bilin. Çinliler yani işini sağlam tutuyor. Orada hakkını vermek lazım. Ama bütün o zenginliklerini, Doğu Türkistan'ın zenginliklerini Çinler yiyor. Çin bu kadar büyükse, o Doğu Türkistan bu kadar küçükse, madenlerin %80'i Doğu Türkistan'da. Yine bizim orada. Çin bizim Doğu Türkistan'a yemiyor. Ruslar bizim Sibirya'ya yemiyor. Anadolu ile bir gün kadar hep Batılılar hem de. Ve Türkistan ortasında. Biz şu anda Türkistan'daki 90'dan sonra bağımsız olan devletlerle, Türk devletlerinden birleşip Türk birliğini kurabilirsek, sahip kuranın gösterdiği bu yolda ilerlersek ister istemez görüntü o ki şu anda Doğu Türkistan'da, Sibirya'da, Türk devletlerinde bunlar da kopacak, bunlar da bağımsız olacak ve bunlar da bizle birleşip Büyük Turan olacak. Yani Büyük Turan derken Büyük Türk Birliği olacak. Bu zamanda imparatorluk olmaz. Bu tarz zamanda birlik olur. O da Türk birliğidir. Turan ordusu kurulur. Para birimi olur. Ne bileyim. Bildiğiniz bir birlik olur. Avrupa Birliği gibi olur. Ve bu tüm dünyaya hükmeder. Ne Avrupa Birliği kalır, ne Amerika kalır. Ha biz kimseyi katletmek veya öldürmek gibi bir şeysinde değiliz. Nasıl ki biz Osmanlı zamanında döneminde ne Yunanlara bir şey yasakladık, ne başkasına bir şey yasakladık. Ermeniler ve devlet kurma izni verdik. Kimseye bir zorla bir şey yaptırmadık. Ne Müslüman ettik zorla, ne Türkçe'yi zorla öğrettik. Ne de dillerini unutturduk. Biz Türk Birliği'nden de tüm dünyaya gerçek barışı getirip gerçek İslam'ı anlatabilecek tek milletiz, yegane milletiz. Ama bunun için uyanmamız lazım artık. Kalkıp şu anda Çin'e dur dememiz lazım. Ama şovlarla, numaralarla, oyunlarla değil, gerçek anlamda dur dememiz lazım. Rusya'nın zaten hali ortada. Ve hemen derhal Türk birliğini kurmamız lazım. Yeni bir sistemle dünyaya, kapitalizmden, komünizmden dünyayı kurtarıp gerçek bir adalet sistemini getirerek tüm dünyaya Türk gücünü göstermemiz lazım. Ve yeniden güneş gibi doğmamız lazım. Atatürk'ün dediği gibi.
Atatürk'e buradan bin selam olsun. Tüm Doğu Türkistan'a bin selam olsun. Tüm Sibirya'daki Türklere bin selam olsun. Tüm dünyadaki Türklere bin selam olsun. Oğuz atamıza bin selam olsun ki onun başlattığı bir yürüyüştür. Ve bu Türk Birliği onun hayalidir ve bu inşallah kurulacak. Oğuz atamızın ıslık çalan okunun peşinde buraya yürüyeceğiz. Nasıl ki Avatar'ın ilk filminde Çin'de bir ayaklanmalar başlarken bu filmi yasaklamıştılar. Biz de demiştik o zaman. Ya bu Avatar filmi beni çok etkilemişti. Ben demiştim ki burada bir şey var, o Türk bil olsun. Her şey bizim Türkleri çok andırıyor. Bizim Türklere sanki bir işaret var burada. Bütün Türkler Türk bil birleşmeden bu badireden kurtulamazlar gibi diye bir şey vermişti bana o film. Daha sonralarından okudum ki gerçekten de bir Türk destanından almışlar bunu. O kıvırcık saç, örüklü saçlar, ne bileyim o her şeyi, o isimler falan filan tam o Türk destanında geçtiği gibi almışlar. Tabii kimse bunu bilmiyor. Çinler de bunu hissettiği için bu filmi yasaklamışlar. Bu filmin ikinci bölümü gelecek. İkinci filmi gelecek bu sene galiba. Mutlaka bakmak istiyorum. Evet, ben de onu söylüyorum. Biz tüm Türk milleti, tüm Türkler birleştikten sonra, birleşmeden bu işin içinden çıkamayız. Ama birleştikten sonra da bizi hiç kimse durduramaz. Bu çok 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 açık ve nettir artık. Çünkü bir küçücük bir Türkiye Cumhuriyeti bile de bu kadar şeye rağmen yıkılmadı, ayakta kaldı ya. Diğer Türk devletleri de aynen böyle. Türkmenlere bakın. Türkmen elde. Irak'ta. Doğu Türkistan'da Uygurlar olsun. Sibirya'da Türkler olsun. Hepsi halen dimdik ayakta duruyorsa bunların birleştiğini düşünün. Hep ben neyi savundum bugüne kadar? Bu kanalı da o yüzden kurdum. Türk milletine, Türk gençlerine, Türk çocuklarına, Türk balalarına doğru yetiştirirseniz, doğru beslenmesini sağlarsanız, doğru eğitirseniz, yetiştirirseniz, doğru bilgiyle donatırsanız o Türk milletinin önünde hiç kimse duramaz dedi. Ben bunu ne dedim? Futbola uyarlayın. Tüm spor dallarına uyarlayın. Okullarda eğitime, dövüş sanatlarında her yere uyarlayın. Bizim ülkemize hiç kimse geçemez. Ama bu bizim bir özelliğimiz olduğundan veya Allah'ın bizi özel yarattığından değil. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Her milleti aynı yaratmıştır. Dostu o değil ama biz tarihten gelen bir misyonumuz var. Biz her zaman o doğru yolu seçip doğrusunu yaptığımız için Allah da bize yardım ediyor. Yüce Tanrı, gök Tanrımız. O yüzden biz ne diyoruz? Bizim kanımızda bu var. Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda asıl kanla mevcuttur. O yüzden bu asıl kanı görüp çocuklarımızı doğru yetiştirip bu hedefi yürüttük mü bizi kimse durduramaz. Artık bundan emin olmamız lazım. Ve bu Çinlilere de dur dememiz lazım. Ve Türk birliğini de kurup ilk adımı cidden atmamız lazım. Ama gösteriş olarak bir yalanın yere yapar gibi gözükerek başka bir şeyler uğraşacak değil. Önce bir ülkemizi Araplarla temizlememiz lazım. Osmanlı'yı nasıl perişan ettiklerini biz çok iyi biliyoruz. Türkmenlerin Osmanlı zamanında son 300 senesinde ne duruma düşürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Osman atamıza, Ertuğrul atamıza buradan selam olsun. Ne yazık ki son 300 sene Osmanlı'nın çok kötüydü. Osmanlı'nın geldiği en son nokta ortada. Atatürk gerçek Türklerin gerçek Türklüğünü geri getirdi. Atatürk bunu yaptı. Allah ondan razı olsun. Ve bize bağımsız bir ülke bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti'ne bize bağımsız bir ülke bırakıp bugün bunları konuşabilmemize, bugün bir şeyler değiştirebilmemize izin verdi. Atatürk doğru yolda olmasaydı Allah ona yardım etmezdi. Allah ona yardım etti ve biz bugün yeniden başlayabileceğiz. Yoksa biz bugün devletsiz kalacaktık. Ve aynı Uygurlar gibi ezilecektik. Sibirya'dakiler gibi ezilecektik ve biz hiçbir şey yapamayacaktık. Sesimizi de çıkartamayacaktık. Yanlış anlaşılmasın ama Çingeneler gibi olacaktık. Orada, burada, her tarafta. O yüzden artık Türk milleti olarak biz diyoruz ki Doğu Türkistan'a özgürlük. Freiheit für Ostturkistan, Free Ostturkistan diyoruz. Bütün dünyaya tekrar biz de bunu kaldırdık. Geçen gördüm, kaldırmışlar. Ben de onun için kaldırayım dedim. Hatta Doktor Sinan Oğan da yapmış. Onu da gördüm. Onda da Doğu Türkistan'a özgürlük yazıyordu. Yanlış hatırlamadıysam. Yapmak lazım. Buradan Ümit Özdağ'a da sesleniyorum. Sen de Uygur konusunda mutlaka değinirsin. Tabii Türkiye'de de bizim çok sorunlarımız var. Ama yine de bu konularda da değinmemiz lazım. Biz büyük Türk milleti olarak bütün her şeyi sarmamız lazım. Türk milletine, tüm Türk milletine ve tüm Türk milletlerinin dertlerine sarmamız lazım ki bu işin içinden çıkabilelim. Çünkü tek başımıza çıkamayız. Bu mümkün değil. Tek başımıza çıkamayız. Ve hiç kimse de kalkıp Avrupa'daki Türklere de artık saldırmasın. Çok olaylar oldu bu konuda. Ben de Avrupalı bir Türk'üm. Almanya'da yaşayan bir Türk'üm. Buradaki Türkler de burada doğmuş, büyümüş Türkler de ne yazık ki onlar da bir değişmiş artık bazı şekilde, bir şekilde.
Değişmişler, yapacak bir şey yok. Belki kimisinin konuşması da değişmiş olabilir, dilleri değişmiş olabilir. Kültür bakımında değişme yok ama sonuçta Türk her zaman Türktür. Ama biraz da bir değişim olmuş. Artık bunlar da burada Avrupalı Türk olmuşlar. Olabilir. Nasıl biz Orta Asya'dan, Türkistan'dan buraya kadar geldik. Benim mesela tanıdığım Sibirya'dan gele gele İran'a, İran'dan Türkiye'ye gelmişler. Yani Çepliler, biz Çepliyiz. Bunun gibi gerek şimdi de gelmişim Avrupa'ya. Çepliler durmadı ve Avrupa'ya geldiler. Yani Almanya'ya. Ben buradayım şu an. Demişken ben şunu da söyleyeyim. İnternette çok gördüm bu aralar. Yeni bir akım var. Herkes DNA testi ısmarlıyor. Seti ve kendi DNA'sını şey yapıp Amerika'ya gönderiyor. Sonra tam olarak ne olduğunu kanından anlıyor. Çok merak ettim bunu. Ben de ısmarladım. Şimdi gelmesini bekliyorum. Bir hafta sürer gelmesi. Bu geldiğinde ben de bu testi yapacağım sizinle beraber. Sonra 2 ay bekleyeceğiz. 2 ay sonra sonuç geldi. Bunu açacağım. Videomu tamamlayıp sizlerle paylaşacağım. Ben şunu söyleyeyim en başta. Ben kendimden eminim. Ben Türk oğlu Türk'üm. Ha diyelim ki böyle ki çıktı ne bileyim ne yani Vikingler çıktı veya çıksın Ermeni Rum çıksın fark etmez ne çıkarsa çıksın benim için hiçbir şey değişmez. Benim için benim halen görüşüm ben Allah yolunda benim ülkücü davaya inanmışım milliyetçiyim Türk'üm ben buna inanmışım burada beni yarım kakıp da kanımda başka bir şey çıktı diye yolumu değiştirecek bir insan değilim. Ama ben kendimden eminim. Onu artık göreceğiz. 2,5 ay sürer. Çünkü daha gelecek. Gerçekten sonra bu testi yapıp göndereceğim derken sırada 2 ay beklememiz gerekiyormuş. Ama anlamadım. Niye Amerika'da yapıyor onu anlamadım ama neyse. Hayırlısı. Buna da bir değinmek istedim. Bunun da haberini vereyim dedim. Tekrar buradan Doğu Türkistan'a özgürlük diyorum. İnşallah bu konuda bir şeyler yapılır. Ve Çin'in şu anda bu karışıklığı Çin bunu kontrol altına almadan bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ben bunu söylüyorum. Hani hiçbir devleti içine girip de onları devlet karıştıralım demiyorum ama Çin devleti zulüm devletidir. Bir şekilde bunu kırmamız lazım. Biz de o insanları orada yardım etmemiz lazım. Gerekirse Çinlilerle birlik olarak. Çünkü bizim derdimiz hiçbir zaman halklarla değil, milletlerle değil. Başlarındaki yanlış hükümetlerledir. Neyse herkese buradan hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz.